Efendim hayırlı akşamlar. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Bugün merak edilen sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem Nevzat Sabri Akın hocamızla cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Bizlere sorularınızı iletip yayın içerisinde cevaplarınızı almak için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341-2040 mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e göndermeleri yeterli olacaktır. Son olarak mail adresimizi de hatırlatalım istiyorum. Merak ettiklerimiz @dosttv.com mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilir. Yanıtlarını değerli hocamız Nevzat Sabri Akın Beyefendi'den alabilirsiniz inşallah. Yayınımızda bugün bir değişiklik yapıp telefon bağlantısıyla başlamak istiyoruz. Gülcan Hanım Tekirdağ'dan bizleri arıyorlar. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Benim Gurre ile ilgili sorularım olacaktı. Hemen hızlıca sorayım. Buyurun. Gurre mirasçıları deniliyor ya, bu gurre mirasçılarındaki kasıt kim, yani kimler oluyor? Mesela ben hani kürtaj yaptırmak zorunda kaldım, benim başka çocuğum yok. Hani oradaki mirasçı öğrenmek istiyorum. Bir de hani benim elimde olmayan sebeplerle karnımda öldüğü zaman kürtaj yaptırırsam yine gurre ödemek zorunda kalıyor muyum? Bir de bir şey okumuştum bu gurre mirasçısı hakkında. Gurreyi mirasçılar bağışlarsa düşüyor. Hani ödemeyebilirsiniz ya da başka bir de sadaka olarak verebilirsiniz yöneltelim diye duymuştum. Yöneltelim hocam. Bunları. Soralım hocamıza inşallah. Hayırlı akşamlar diyoruz. Tekirdağ selamlar, muhabbetler. Evet değerli hocam. Gurre mirasçıları kimdir sorusuyla başlayalım isterseniz. Çocuğun aldırılmasına sebep olan kişinin haricindeki kişiler gurreye mirasçı olur. Gurre çocuğun mirası kabul edilir. Şöyle ki çocuk dünyaya gelmiş olsaydı bir süre yaşayıp vefat ettiğinde bırakmış olduğu mala kimler varis olabiliyorsa gurrede de onlar varis olur. Evet. Ancak çocuğun aldırılmasına sebep olan kişi mirastan, yani gurreden pay alamaz. Diyelim ki çocuğu aldırmaya anne sebep olmuş ve aldırmış ise kendisi ondan pay alamaz. Evet. Anne değil de baba sebep olmuş ve çocuğu aldırmış ise o zaman baba mirastan, yani gurreden pay alamaz. Diğer mirasçılarına taksim edilir. Bunlar kardeşleri olur. Annesi olur. Evet. Diyelim ki sadece bunun annesi, babası var. Efendim, başka etkenlerle çocuğu aldırmışlar. Anne babanın dahili yoksa o zaman anne baba bu gurreyi almış olur. Evet. Hocam peki karnında ölen çocuğa aldırdığımız vakitte yine bir gurre cezası gerekiyor mu? Veyahut da şunu ilave edeyim bir de. Annenin sağlığına tehdit oluşturacak bir cenin var. Onun aldırılması durumunda yine bir gurre cezası var mı? Gerekmez. Yani eğer çocuk anne karnında ölmüşse o aldırılacak. Bunun için bir ceza gerekmiyor. Veya annenin hayatı tehlikeye girmiş ise anneyi kurtarmak için çocuk aldırılır ve bir ceza da gerekmez. Evet, teşekkür ederim. Son sorusu da mirasçılar gurreyi bağışlarsa, yani almaktan feragat ederlerse böyle bir şey var mı? Bağışlayabilirler. Yani ve kim diyelim şey o gurreyi kim ödeyecek? Çocuğun aldırılmasına sebep olan kimse gurreyi ödeyecek. Diğer mirasçıları biz istemiyoruz derlerse o zaman onlara gurre ödemesi gerekmez. Yapılan bu hatadan dolayı da çocuğun aldırılmasına sebep olan kişi tevbe istiğfar eder. Allah'tan bağışlanmasını diler. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Mersin'e uzanıyoruz. Ayşe Hanım,
telefonumuzun diğer ucunda. Alo. Alo, merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Şimdi ben evliyim ve eşimin ailesiyle de görüşmüyorum. Görüşmeme sebebim de evlilik dönemimizde bize maddi açıdan herhangi bir yardımda bulunmadılar. Ve evlilik sonrasında da yardım etmemeye devam ediyorlar. Ve ben şu an onlarla görüşmüyorum. Hani bunun dini açıdan çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama hani belli bir haksızlığa uğradığımızı da düşündüğüm için yani görüşmede de verimli olamıyorum. Bu konuda hocamdan yardım almak istiyorum. Yöneltelim inşallah. Neler yapabileceğinize dair soruyorsunuz inşallah. Hocamızdan cevabını almaya çalışalım. Mersin'e selamlar. Evet değerli hocam, gelin hanım kayınvalidesiyle ve kayınbabasıyla görüşmüyor çeşitli sebeplerden dolayı. Ne tavsiye edersiniz? Aslında ne yaparlarsa doğru olur. Tabii gelin hanımın beklentileri varmıştı. Evet. Efendim o beklentilerine arzu ettiği şekilde cevap alamadığından dolayı kırgınlığı söz konusu. Belki karşı tarafı yani kayınpederini, kayınvalidesini dinlesek o da onlar da bir şeyler söyleyecekler. Evet. Yani biz burada suçlu, kabahatli, şudur budur demekten ziyade biz bize soruyu soran kardeşimize bazı nasihatler yapabiliriz. Eşinin annesi, babası onun annesi babası mesabesindedir. Kayınpeder, kayınpeder, peder yerinde kaim olan kimse. Kayınvalide de anne yerinde kaim olan kimsedir. Bir nevi hocam, annesi babası gibidir. Aslı kaim mi? Yoksa ben böyle anladım. Yani mesela kaymakam diyoruz biz. Aslında kaim makamdır. Evet. Yani valinin makamında o bölgedeki makamına oturan kimse, kaim olan duran kimse. Oo. Anne yerinde olan kimseye de kayınvalide, kayınanne diyorlar bazı yerlerde. Evet. Kayınbaba bazı yerlerde diyor, kayınpeder. Yani kayınpeder, kayınvalide bir nevi gelin hanımın veya damadın annesi babası sayılır. Evet. Kişi kendi annesine nasıl muamele etmek için gayret ederse, onların gönüllerini almak için, eşinin de annesinin babasının gönlünü almaya gayret ederse, aynı muameleyi çocuklarından görür. Sizden biri yaşlanmış, hizmete muhtaç, büyük bir kimseye saygı hürmet gösterirse, kendisi yaşlandığında ona saygı ve hürmet gösterecek kimseleri Allah oluşturur, evet, yaratır, hazırlar. O bakımdan hanım kardeşimiz evladı evlendiği zaman kendisine nasıl muamele edilmesini arzu ediyorsa o şekilde kayınpederine, kayınvalidesine davransın. Onların şu veya bu sebeple yapamadığı veya yapmadığı veya beklediğinin karşılığını alamadığı şeyler sebebiyle dargın olması, küs olması, irtibatı kesmiş olması caiz değildir. Sıla-i rahim dediğimiz akraba ile ilişkileri sürdürmek son derece önemlidir. Dinimizin emrettiği önemli vazifelerden biridir. Kendisi soğuk davranırsa eşi de biraz annesine babasına soğuk davranmış olacak. Dolayısıyla belki bu kendi anne babasını da evet, onlara da sirayet edecek. Çünkü eşinin anne babasına sevgi saygı göstermezse eşi de otomatikmen kendisinin anne babasına saygı ve hürmette kusur edebilecektir. Evet. O bakımdan eşimin annesi babasıdır. Ben onlarla küs olmamalıyım. Gidip ziyaret edip ellerini öpmeli, hayır dualarını almalıyım. Onların gönüllerini hoş etmeliyim. Elinden geleni yapsın. Onlar farklı muamele yaparlarsa kim ne yaparsa karşılığını alacak. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. İstanbul'a uzanalım. Fezai Bey bizleri arıyor. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Kolay gelsin, sağ olun, hoş bulduk. Buyurun. Hocama sorum şu olacak.
Cuma namazıyla alakalı. Hı hı. Cuma namazı, Cuma suresinde ey iman edenler diye bir ayeti var. Evet. Hocam tabii onu daha iyi bilir. İşte ezan okunduğunda namaza gelin, zikire zikir edin. Bu sizin için daha hayırlı olacaktır diyor. Evet. Şimdi bu meyanda bu ey iman edenler dediği zaman burada bayanları kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Evet. Sorun bu. Eğer kapsıyor ise ayet ve hadis ışığında bunu uygulamaya kim geçirecek? Eğer bayanlar bu namazlardan, cuma, bayram namazı, cenaze namazı gibi namazlardan sorumlu ise bu da uygulanmıyorsa acaba bunun vebali kime aittir? Yöneltelim inşallah. Hocamıza yöneltelim. Ben de aynı konuyla alakalı zaman zaman kendi zihin dünyamda soruyu düşünüyordum. Zamanı geldi, soralım hocamıza. Evet hocam. Ya eyhellezine amenu izâ nûdiyeli salâti min yevmil cum'a ayetinin mealini söyledi izleyicimiz. Ey iman edenler diye başlamasına rağmen neden sadece erkekler kılar? Biz sadece ayet mealiyle hareket edersek dinimizi tam anlayamayız. Evet. Efendim, bu ayetleri bize öğreten, açıklayan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ayette böyle bir istisna yok. Ey iman edenler deyince kadın erkek, genç ihtiyar, hür, esir, ne olursa olsun iman etmişse hepsi bu şeyin içerisine giriyor. Evet. Ancak Peygamberimiz hadisi şerifleriyle kimlerin cuma namazı kılmakla yükümlü olduğunu beyan buyurmuşlardır. Köleler, hı-hı, hürriyetine kavuşmamış olanlar, hür olmayanlar, esir olanlar, kadınlar, yolcu olanlar cuma namazı ile mükellef değillerdir diye belirtiyor. Açıklamıştır. Ancak yolcu olan kimse veya hürriyetine kavuşmamış olan, esaret altında olan kimse veya bayan imkan bulur, cuma namazını kılarsa cuma namazı kılmanın sevabını elde etmiş olur. Ondan cuma yükümlülüğü olmamasına rağmen kılmış olmakla bu fazileti, bu ibadetin sevabını elde etmiş olur ve öğle namazı ondan sakıt olur. Öğle namazını kılması gerekmez. Evet. Kılmazsa onun yerine öğle namazını kılacaktır. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. SMS'ten gelen sorularla devam etmek istiyorum. Selamünaleyküm hocam. Ben günahkar biriydim ve inşallah tövbe ettim. Allah razı olsun bana benim tövbe etmeme vesile olanlara. Sorum şu: bütün elbiselerimin, kıyafetlerimin, kullandığım her şeyin haram olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları atmam mı gerekiyor demiş. Ve aleyke ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Selam o yazan kardeşimize, sizlere ve izleyicilerimize olsun. Ve aleyküm selam hocam. Tevbe etmiş, ne güzel. Yani elbisede bir haramlık niçin olsun? Mesela acaba kazancı mı? Yani kazancının haramdı, tamamının haram olduğunu düşünüyorsa o zaman o yeni bir elbise satın alsın. O elbiselerini de fakir fukaraya tasadduk etsin, dağıtsın, versin. Tamamı haram ise şayet kazancının, evet, o elbise de onun hakkı değildir. Sevap beklemeksizin fakirlere dağıtılması gerekir. Ama vesvese boyutuna vararak bütün her şeyim acaba haram mıdır deyip de böyle kendisini sıkıntıya sokması gerekmemektedir. Yani kazancına göre, kazancının bir kısmı helal, haramda bulaşmış ise haram miktarını elden çıkarır. Helal olan kısımlarıyla kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılar. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam.
mailden gelen soruyla devam etmek istiyorum. Kadınlar saçlarını siyah renge boyayabilirler mi? Tabii Müslüman hanım erginlik çağına geldikten sonra yüz, el ve ayak dışındaki bütün vücudunu örtmesi gerekir. Evet. Hanımefendi saçını boyamak istiyor, boyatabilir. Bir sakıncası yok. Hanımlar arasında saçını, başını açabilir, saçı açık vaziyette olabilir. Eşinin yanında, akrabalarının yanında baş açık durabilir, saçını görebilirler, sakınca yok. Hı-hı. Ancak yabancı erkeklere saçını gösterecekse günah olur, yanlış olur. Eşi için veya kendi kendi ruh yapısı psikolojisi için saçını boyatmasında bir sakınca yoktur ve o saç boyası da abdestine, guslüne mani değildir. Siyaha boyayabilir mi hocam? Siyaha da boyayabilir, başka rengi de boyayabilir. Evet. Peki sorunun devamında da erkeklerin kına yakması saçlarına, kına yakmasında bir mahsur erkekler var mı? Erkekler de hanımlar da saçlarına kına yakabilirler. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Erkekler saçını, sakalını kına ile boyayabilirler. Caizdir. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Hemen aslında sıkça sorulan sorulardan bir tanesi diyordum ki şöyle yeni bir soru geldi. Gece ilişkiye giren sabah adet kanı gördüğünde gusletmesi gerekir mi hocam demiş. Şimdi gusül almak gerektiğinde bir an önce gusül almalı. Adet durumundaki bir bayanın gusül alması gerekmez. Adet süresi tamamlandıktan sonra gusül abdesti alır. Evet. Ancak gusletmesinde herhangi bir engel yoktur. Hı hı. Teşekkür ederiz değerli hocam. Sehiv secdesini yaparken sadece farz namazlarda mı yapmamız gerekiyor yoksa sünnet ve vacip namazlarda da yapmamız gerekiyor mu demiş izleyicimiz. Yani farz namazların farzları, sünnetleri, müstehapları olduğu gibi sünnet namazlarında farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları vardır. Bu itibarla gerek farz namazda, gerekse vacip namazda, gerekse nafile, sünnet namazlarda bir vacibi unutarak terk etmiş isek sehiv secdesi yapacağız. Evet, fark etmiyor yani. Sünnet namazı kılarken diyelim ki Fatiha'yı okumayı unutmuşuz veya Zamm-ı Sure okumayı unutmuşuz, sehiv secdesi yapmamız lazım. İlk oturuşta tehiyyatı okumamışız da başka bir şey okumuşuz, sehiv secdesi yapmamız gerekir. Vacibi unutarak terk ettiğimiz zaman sehiv secdesi yapılacak. Gerek farzda gerekse sünnette, nafilede. Kasıtlı terk edersek vacibi, o zaman namazı yeniden kılmak gerekir. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız var. Lütfi Bey İzmir'den arıyor bizleri. Alo. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diyorum hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Efendim ben kendi mesleki olarak illüzyonistlik yapıyorum. Yani sihirbazım. Yine bir sihirbaz uzağımı almak istemiyorum. Özür diliyorum. Yani, tabii 12 yıldan beri yapıyorum. Özür diliyorum. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? İstirham ediyorum. Mesleki olarak illüzyonistlik yapıyorum. Evet. Yani yıllardır tabii birçok yerlerde araştırdım. Arap ülkelerine gittim. Orada da bazı yerlere sordum ama net bir cevapta mutakaf kalamadım. Yani bu inanç boyutunda namazımı kılan insanım. Hani gereken Müslümanlık görevi yapan bir insanım. Evet. Ama rahatsızlık duyuyorum bazen. İllüzyon yani yapmanın bir tarafta günah olduğunu öğrenmek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben ne zaman bir gösteri yapsam çocuk da olsa büyük de olsa ufak bir sürünü açıklıyoruz. Yani sihirin yok olduğunu, kimseyi kendinize bağlamak gibi, var olan bir şeyin yok etme gibi bir Allah'a şükür öyle bir şey zaten yok. Evet. Allah da bizden uzak tutsun. Bu görüşte bu işimi yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Yöneltelim hocamıza inşallah. Allah'a emanet olun. Bizden Allah razı olsun programımızda. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli hocam. İzleyicimiz illüzyonist olduğunu söyledi. Yani bu sihirbaz diyelim biz. Hani halkın anlayacağı dilde
Bunun yapılması caiz midir? Veyahut da bir mahsuru var mıdır? Sizden öğrenmek ister. Kişi dinen uygun olan ki insanların faydasına, kendi faydasına, insanlığın faydasına olan işlerle meşgul olmalı. Bu illüzyon dediği şeyin acaba kendisine ne katkısı oluyor? İzleyenlere ne faydası oluyor? Belki İzmir'den arıyordu. Hani oralarda belki otellerde veya işte gösteri alanlarında halka eğlendirmek adına yapılmış bir şey olabilir. Yani kardeşimize bir başka meslek seçmesini, başka işle meşgul olmasını tavsiye ederiz. Müminleri Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de tarif ederken وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar lağv olan, faydasız olan, dünyalarına, ahiretlerine fayda sağlamayan, lüzumsuz, boş işlerle meşgul olmaktan uzak dururlar. Evet. Kardeşimize güzel bir meslek edinmesini ve tavsiye ediyorsunuz. Mesleğini icra ederek hayatını sürdürmesini, maişetini temin etmesini tavsiye ederiz. Evet. Hocam bu bağlamda küçük bir hikaye anlatayım ben size. Padişah hikaye odur ki beni çok şaşırtacak bir işle gelin demiş benim karşıma. İşte yedi düvele haber salınmış. Padişahı şaşırtmak üzere birileri aranmış. Padişah şaşırdığı vakit 1000 kese altın verecekmiş işte hocam. İşte falanca gelmiş şaşırtamamış, filanca gitmiş şaşırtamamış. Şaşırmamış padişah. En son birisi gelmiş demiş ki padişahım siz demiş şu iğneyi tutun elinizde. Ben de demiş ipi atınca içinden geçireceğim. Padişah demiş yok canım o kadar da olmaz. Padişah tutmuş iğneyi hocam. Bu vatandaş gelmiş ipi atmış içinden geçirmiş. Padişah vaat ettiği 1000 kese altını veriyor. Tam çıkarken diyor ki ona diyor 100 tane de sopa atın. Adam dönüyor diyor ki padişahım 1000 kese altını anladık. Ama bu 100 tane sopa ne? Bir daha diyor böyle boş işlerle uğraşma diyor. O bağlamda inşallah daha hayırlı işlerle uğraşmasını temenni ediyoruz izleyicimize. Kendisine de selamlarımızı tekrar iletiyoruz. Derken şöyle bir daha bir Mersin yapalım istiyorum. Hüseyin Bey Mersin'den bizleri arıyor. Alo. Alo. Buyurun Hüseyin Bey. Hocam bir şey soracaktım. Buyurun. Cuma namazının farzını kıldıktan sonraki son sünneti kılmadan namazı terk edersek cuma namazı tamamlanmış olur mu? Yöneltelim inşallah hocamıza. İlave başka bir sorunuz var mıdır? Yok. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli hocam. Son sünneti kılmadan cumadan çıkarsak ki bizim genelde cemaat profilimiz öyle yapıyor. Cuma tamamlanmış olur mu? Bir ilçede müftüyüm. Vatandaşın birisi Müftü Bey şu insanlara söyle erken çıkmasınlar, son sünneti kılsınlar, artı tesbihatı da yapsınlar, duayı yapmadan çıkmasınlar. Bu yanlış demişti. Şimdi bir cuma namazı, bir hayırlı iş var, ona yetişmem lazım yakınlarımızdan birisinin. Evet. Hocamız da hutbeyi uzatmış. Epey uzatmış. Ben de şeye geç kalacağım. Sıkıntım var. Hı hı. Düğün salonuna bir an önce bitirse bekliyoruz. Farzı bitirdi. Biz hemen apar topar yetişmeye çalıştık. Şimdi bizim cumamız olmadı mı? Oldu. Oldu. Ancak vakti müsait olanlar cumanın son sünnetini kıldı. Daha başka namazlar kıldı. Son sünneti daha kıldı. Vaktin son sünneti, iki rekat. O sünneti de kıldı. Tesbihatını yaptı, dualarını yaptı. Ayrıldılar. Vakitleri müsait idi. Vakti müsait olan kardeşlerimizin tesbihatı da yaparak, duaya da iştirak ederek ayrılmaları tavsiye olunur. Ancak cuma namazının zorunlu olan kısmı olmazsa olmazı iki rekat. İki rekatlık cumanın farzının kılınmasıdır. Bir de hutbenin dinlenmesi. Hutbeyi dinlemişse kişi, cumanın iki rekat farzında kılmışsa, cuma vazifesini yerine getirmiştir.
Sünnetleri de kılarsa ne âlâ ne güzel. 4 rekat farzdan önce sünnet, 4 rekat da farzdan sonra sünnet kılarsa cuması tamamdır. Evet. İlave zühr-i ahır kılmak isteyen veya kaza namazı kılmak isteyen, vakti müsait olan kılıversin. Vaktin son sünneti 2 rekat, o son sünnetini de kılmak isteyenler kılabilirler. Kazası olanlar kazaya niyet edip kılabilirler. Kılanlara niçin kılıyorsunuz? Kılmayanlara da niye kılmıyorsunuz denmez. Çıkana niye erken çıktın, senin diyemez. Cuman olmadı denmez. Zaten tesbihatın ve duaların ve diğer sünnet namazların cami içerisinde kılınma zorunluluğu yoktur. Kişi farzı kılar, evine gider. Evinde de bulunduğu müsait bir ortama gider. Orada sünnetlerini de kılabilir. Duasını da orada daha huzurlu yapabiliyorsa orada da yapabilir yani. Engel evet. Yok. Teşekkür ederiz değerli hocam. Kadir Taşçı beyefendi telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Aleykümselam efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocamıza bir sorum olacaktı mümkünse. Dinliyoruz efendim. Bir radyo programında isabet ettiği bu meslekle alakalı bir şeyler dinledim ve kafamda bir soru işareti oluştu. Özür diliyorum. Soracağım. Kadir Bey. Bir meslede bağlı olmak farz mı, sünnet mi, vacip mi ya da sevap mı? Ben kendim Hanefiyim ama Hanefi imamının hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anladın mı? Veya Hanefi olmak, Şafii olmaya göre üstün mü? Hiçbir mezhebe mensup olmayan biri olur mu? Bunu soracaktım mümkünse. Cehaletim adına özür diliyorum. Estağfurullah. Hayırlı akşamlar diliyoruz Kadir Bey. Allah'a emanet olunuz. Değerli dostlar, Kadir Bey'in sorusunu reklamların ardından hemen programımızın ikinci bölümünde cevaplayacağız. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek.